Öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları fikirlerle, projelerle hem ülkemize hem de dünyaya örnek teşkil edecek ürünler çıkartıyorlar. Bunun bir tanesi de şu anda Mersin'in Erdem ilçesinde, ilçemizde Erdemli Mesleki Eğitim Çıraklık Okulu'nda 10. sınıf öğrencisi İsa Badas tarafından geliştirilen akıllı baret projesi oluştu. Elimde bulunan baret sayesinde özellikle madenlerde çalışan işçilerin hayati önem arz ettiği konularda çok yardımcı oluyor. İçine yerleştirilen sensörlerle, hava sensörü olsun, nabız sensörü olsun, gaz sensörü olsun, en ufak bir olumsuzluklarda hemen iş güvenliği uzmanına bilgi veriliyor ve olaya müdahale ediliyor. Gerçekten bu tür projeler hem hayat kurtarıyor hem de çalışma ortamını daha rahat bir şekilde sunmaya neden oluyor. İsa öğrencimiz gerçekten çok iyi bir fikir düşünmüş. Çünkü 2014 yılında biliyorsunuz Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden faciası yaşanmış ve yüzlerce insanımızı kaybetmiş. Çok üzülmüştük. Tabii ondan sonra işçi güvenliği, iş güvenliği çok daha önem arz ettiğini görmüştük. Evet, özellikle maden işçilerinin kullanacağı bu barette maden işçilerine hayati önem taşıyan bir mekanizma olarak da kullanılacak inşallah. Evet, hemen soruyoruz. İsa, öncelikle tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel fikirler çıkıyor Erdemlimizden. Sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz ve bu projeler yarışmalara giriyor. Başarılar elde ediliyor. İsa'nın bu projesi, onu da hatırlatayım. Erdem Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen fikir otobüsü yarışmasında da 39 proje arasından ilk 6'ya giren bir proje. Gelecek yılda inşallah Teknofest'e katılacak ve patent için çalışmaları yapılacak. İsa, nasıl çıktı bu fikir? Bu fikir, biliyorsunuz, ülkemizde birçok maden kazası ve iş kazalarından dolayı çıkan bir fikir. Yine bir gün akşam evdeyim. Bu Soma faciası aklıma geldi. Hemen Osman hocamı aradım. Osman hocam dedim, benim böyle bir projem var dedim. Nasıl yapabiliriz dedim. Osman hocamız da Allah razı olsun kendisinden, yaparız dedi. İşte biliyorsunuz okulumuz var. Okulda haftanın bir günü eğitim giriyoruz. Haftanın bir günü hocamızla beraber okulumuzda bulunan atölyede bu projeyi yavaş yavaş geliştirmeye başladık. Yaklaşık bir ay veya daha fazla süre şey yaptık. Çalıştık. Ve bu proje Mersin'in en iyi 39 fikrinden ilk 6'ya girerek başarımızı sergiledik. Evet, bu proje anlatır mısın? Kask ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Kaskımızın üzerinde bulunan gaz sensörü sayesinde. Sanırım şunlar hep sensörler. Evet, onlar sensörler. İçindeki bulunan mekanizmalar var. Şu şekilde içerisinde yerleştirilmiş. Evet. Baretimiz üzerinde bulunan gaz sensörü sayesinde kapalı maden ocaklarındaki sızan gazları, yukarıda bulunan iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanımız tarafından mobil, evet, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanına geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde haber veriyor. Ve üzerinde bulunan aynı zamanda gaz sensörü, nabız sensörü sayesinde de işçinin en ufak bir şuur kaybında yukarıdaki iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanına haber veriyor. Erdemli Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'ndeyiz, Çıraklık Eğitim Merkezi'ndeyiz. Yani birçok ustalığın, birçok esnafımızın gelişmesi için, usta olabilmesi için ve hizmet verebilmesi için buralarda eğitim görüyorlar ve büyük projeler çıkarıyorlar. Tabii buranın da idarecileri var, öğrencilere destek oluyorlar, projelerini geliştiriyorlar. Yanımızda Erdemli Mesleki Eğitim Çıraklık Okul Müdürümüz Hüseyin Gurt Beyefendi var. Efendim, öğrencimiz iyi bir proje geliştirdi, akıllı baret projesi. Ve gerçekten de çok güzel, hayat kurtarma adına da geliştirilmiş bir proje. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, öğrencilerimizin böyle projeyle bize başvurduğu zaman son derece memnunuz, sevindirici oluyor. Çünkü öğrencilerimizin teknoloji gelişmesi konusunda, ileri noktalara gelmesinin noktasında bizlere de destek vermeye çalışıyoruz. Öğrencimiz böyle bir projeyle geldikten sonra çok güzel bir fikir olduğunu düşündük ve gerekli destekleri vererek illerde yapılacak olan fikir otobüsü yarışmasında da öğrencimizi gönderdik. Orada da 39 proje içerisinde ilk 6'ya girdiler. Bu tip öğrencilerimizin bize geldiği zaman meslek eğitim merkezi olarak biz destek veriyoruz. En azından ileride yetişecek olan
ustalarımız olsun, galfalarımız olsun, onlara bir ufuk açmaya çalışıyoruz. Evet, gençlerimiz proje üretiyor, fikir üretiyor. Gördükleri, izledikleri televizyondaki haberlerden esinlenerek bu tür haberlerde görmüş oldukları olumsuzluklara karşı neler yapabiliriz, neler geliştirebiliriz diye fikirler üretiyor. Tabii bu fikirler üretildikten sonra eğitimcilerimiz de, okullarımız da destek vererek geliştiriyorlar. Bizler hem Erdemli Çıraklık Eğitim Merkezi Okul Müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknoloji öğretmenlerimizden Osman Çarpar hocamız da yanımızda. Bu tür projelerin tabii öncülüğünü yapıyor, öğrencilerimize destek veriyor, fikirlerinin gelişmesi için onlara önderlik yapıyor, danışmanlık yapıyor. Hocam öncelikle sizlere de teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz güzel fikirleriyle sizlere geliyor, danışmanlık yapıyorsunuz ve o fikirlerin gelişmesi için birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi sırada akıllı baret çalışması var. Şunu da hatırlatayım, geçtiğimiz aylarda Akdeniz İlköğretim Okulu'nda akıllı kuş kafesi projesinin danışmanlığı yapan hocamız, Osman hocamız ve bütün Türkiye'de çıkmıştı, büyük talep görmüştü ve ilgi çekmişti. Onu da hatırlatalım size. Şimdi ikinci bir projeyle karşımızda akıllı baret projesi. Hocam biraz anlatır mısınız? Kaça mal ettiniz? Öğrenciniz nasıl geldi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii teşekkür ederim öncelikle. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimize her zaman danışmanlık yapmakla yükümlüyüz. Öğrencimiz bize güzel bir fikirle yanımıza geldi ve bu fikri nasıl geliştirebiliriz diye sordu. Kendisine biz de okulumuzda bulunan atölyede, laboratuvarda destek olduk. Projeyi geliştirmek için önce birlikte bir literatür araştırması yaptık. Saha çalışmaları yaptık. Gördük ki piyasada bazı farklı teknolojik baretler var. Fakat bunların bir takım dezavantajları var. Biz de bu dezavantajı avantajı çevirecek yönleri barete ekleyerek inovatif, yani yenilikçi bir ürün geliştirdik. Bu akıllı barette işçinin hayati değerlerini kontrol eden sensörler var. Yani bir nabız değerini ölçen sensör, kimyasal zehirli gazları ölçen bir gaz sensörü ve ivme denge sensörü sayesinde işçinin düşme, çarpmalara karşı sensörünü kontrol et, değerlerini kontrol eden sensörler bulunmakta. Aynı zamanda işçinin bareti takıp takmadığına da ölçen sensör mevcuttur. Bu sayede akıllı bareti yaklaşık 100 TL gibi bir uygun maliyete geliştirdik. Bu maliyet piyasadaki işverenler için oldukça düşük bir maliyettir. Çünkü piyasada bir takım inovatif akıllı baret ürünleri var. Fakat bunların maliyeti 1000 TL'lere bulabilmekte. Bizim geliştirdiğimiz akıllı baretin proje avantajlarından biri de budur. Hayati sensörler var ve çok uygun bir maliyette getirilmiştir. Bu sayede hem işveren hem de işçi verimli bir şekilde iş hayatına devam edecektir. Biz bu projemizi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Farklı yarışmalar, ulusal yarışmalara katılıp daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Patent başvurusunu da yapmış bulunmaktayız. Öğrencimize de fikriyle geldiği için teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ediyoruz öğretmenimize, hocamıza vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Tabii insan hayatından önemli hiçbir şey yok. Can ve hayat her şeyden önemli ve onlar için iş güvenliği açısından çalışanlar için ne geliştiriliyorsa, ne üretiliyorsa her şeye değer diyoruz. Şimdi ise her zaman iş güvenliği adına kullanılan, özellikle işçileri kullanmış olduğu sanayide, maden ocaklarında, inşaatlardaki ve takılması zorunlu olan baretin de gelişmişini genç öğrencimiz ve öğretmenimiz birlikte geliştirdiler. Bu tür tabii fikirler ve bu tür projeler gerçekten çok önemli. Öğrencilerimiz kafalarını bu tür projelere yorması ve insan sağlığı adına bu tür projeleri hayata geçirmesi gerçekten çok takdire şayan olaylardır. Bizler hem öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.